Herkese merhabalar, selamlar. Bugün yeni bir kanji dersiyle birlikteyiz. 17. dersimizi işleyeceğiz ve 10 yeni kanji öğreneceğiz. Bugünkü kanjilerle birlikte öğrendiğimiz kanji sayısı 158'e ulaşacak. Çok güzel bir rakam. Ve bu serinin sonuna geldiğimizde temel Japonca için gerekli olan kanjilerin çok büyük bir kısmını öğrenmiş olacaksınız. Hatta şöyle söyleyebilirim. Eğer Japonca yeterlik sınavına girmeyi düşünüyorsanız N5 ve N4'e çıkacak tüm kanjileri burada göreceğiz. Ve hatta N3'te çıkacak, yani N3 seviyesindeki kanjilerin de bir bölümünü bu seride görmüş olacağız. Fakat sadece bizim amacımız burada kanji öğretmek değil. Kanji ile birlikte yeni ifadeler öğreniyorsunuz. Kendinizi daha geliştiriyorsunuz. Lütfen onun için bu derslere önem verin. Peki, 17. dersle devam edelim. Bugün 10 yeni kanji öğreneceğiz. Bu videoları beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Hatta Japonca öğrenmek isteyen tanıdıklarınız varsa lütfen bu videolardan onlara da bilgi verin. Peki, hadi başlayalım. Öncelikle bizim daha önce öğrendiğimiz 3 kanjiyi verdim. En sağdaki kanji ise bugün öğreneceğiz. Soldakileri tanıyabiliyor musunuz? Bakınca anlamını çıkartabiliyor musunuz? Biraz düşünün. En baştaki ben demekti değil mi? Watashi. Yan taraf atarashi, yeni demek, bir sıfat atarashi. Onun yanında kuruma, araba demek. İsim değil mi? Kuruma, araba. En sağdaysa bugün öğreneceğiz kaimas, satın almak. Yani bugün öğreneceğimiz kanjiler eylemler üzerine devam edecek. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Kanjilerin yanına biz hiraganalar, ekler koyarak cümleler yapıyoruz. Mesela şöyle bir cümlem olsun. Watashi wa atarashi kuruma o kaimashita. Ben yeni bir araba aldım, satın aldım. Aynı kanjileri kullanarak fakat hiragana kısmını, yani ekleri değiştirerek farklı cümleler de kullanabilirim. Mesela Watashi no kuruma wa atarashi kunai desu. Dediğimde benim arabam yeni değil demiş oldum. Ya da şöyle bir cümle olsun. Watashi ni kuruma o katte kudasai. Bana araba al lütfen. Satın al, araba satın al lütfen demiş oldum değil mi? Peki ilk kanjimize başlayalım. Öncelikle bu kanji gitmek, düzenlemek, satır anlamı var. Japonca okunuşu ikku, gitmek, ikimas yani ikku. Okanau, okonaimasu, düzenlemek demek. Çince okunuşu ko ve gyo olarak karşımıza çıkıyor. Yazımı basit. 6 hareketle çiziyoruz. Hemen bakalım. Yukarıdan 1, aşağı iniyorum. 2, 3, sol taraf bitti. 4, 5 ve 6'da kanjiyi tamamladım. Ikku, gitmek demek. Ku kısmını tabii ki hiragana yazıyorum. Okonau, düzenlemek. U kısmı hiragana olacak. Çince okunuşu ko demiştim. Mesela ryoko, seyahat demek. Ryoko. Biz ryo kısmını henüz görmedik, ileride göreceğiz ama şimdilik gözünüzün önünde bulunsun diye bu şekilde verdim. Ryoko, seyahat. Gyo şeklinde de okunuşu vardı. Mesela ichi gyo, bir satır demek. Nigyo, iki satır. İkinci satır dersem nigyo me, sonuna me ilave ediyorum. Sangyo me, üçüncü satır. Yani gyo satır anlamına geliyor. Şimdi birkaç dinleme yapacağız. Yoğunlaşmaya çalışın. Tabii ki zor cümleler karşımıza çıkıyor ama biz daha çok öğrendiğimiz kanjiye yoğunlaşalım. Şimdilik bizim için yeterli. Oşarishite Oşare şimas, oşare. Şık demek değil mi kelime anlamı? Oşare şite iku ne? Oşare şite iku ne? Oşare şite iku ne? Süslenip gideceğim. Süslendikten sonra çıkacağım, süslenip gideceğim. Dinleyelim. Pasporto nai no ni kaigai ryoko suru mitai na mon. Ryoko seyahat demekti. Kaigai ryoko.
Kaigai yurt dışı demek. Kaigai ryoko yurt dışı seyahat. Bir kez daha. Pasporto nai no ni kaigai ryoko suru mitai na mon. Pasporto nai no ni kaigai ryoko suru mitai na mon da yo. Pasaportun olmamasına rağmen yurt dışı seyahat etmek gibi bir şey. Bir sonraki kanjimiz gelmek ve sonraki anlamını taşıyor. Kuru Japoncası. Kuru Japonca okunuşu. Çince okunuşuysa Rai. Yazımı basit. 7 hareketle çiziyoruz. Soldan başlayacağız. 1, 2, 3. Aşağıdan uzun bir çizgi. 4. Yukarıdan 5, 6 ve 7 ile bitiriyoruz. Lütfen siz deneyin. Toplam 7 hareket. 3, 4, 5, 6 ve 7. Kuru gelmek. Yani kuru derken ru kısmını hiragana yazmam lazım. Ku kanji kısmı gördüğünüz gibi. Kuru. Rai Çince konuşuydu. Gelecek yani sonraki anlamı var. Rai nen dediğimde gelecek yıl demiş oldum. Nenin kanjisini biz daha önce öğrenmiştik. 11. konuda çıkmış 101. kanji. Rai nen gelecek yıl. Rai getsu gelecek ay. Rainichi. Japonya'yı ziyaret etmek demek. Rainichi shimasu, rainichi suru. Japonya'yı ziyaret etmek. Mesela bir başbakan, cumhurbaşkanı Japonya'yı ziyaret edecekse rainichi shimasu ifadesi kullanılıyor. Peki dinliyoruz. İtsuka ne? Mou dare mo shinanai. Korosarenai hi ga kuru to ii ne. Bir daha gelsin. İtsuka ne? Mou dare mo shinanai. Korosarenai hi ga kuru to ii ne. Söylediği şey şuydu. İtsuka ne? Mou dare mo shinanai. Korosarenai hi ga kuru to ii ne. Bir gün artık kimsenin ölmediği, dare mo shinanai, kimsenin ölmediği, öldürülmediği, korosarenai, ileride göreceğiz pasif. Korosarenai hinga, öldürülmediği günler, kuru to iine, gelirse ne güzel olur, gelir umarım. Bakın, kuru gelmek demek. Fakat az önce dikkatimi çekti, fragmanın başında da bir yazı vardı kanji ile, gördünüz mü? Daha doğrusu bir girişte hemen göreceğim. Bakın şurada. Soko ni bakamono tachi no mirai wa nakatta. Bakın mirai. Az önce vermedim bu çünkü biraz daha üst seviye bir kelime. Mirai gelecek demek. Ama bakın rai kısmı yine kimasın kanjisiyle yazılıyor. Yani orada gençler için bir gelecek yoktu yazıyor burada. Bakamono tachi no mirai. Gençlerin geleceği nakatta yoktu. Mirai gelecek demek. Devam ediyoruz. Dinleyelim. タイムリミットは来年9月27日です。タイムリミットは来年9月27日です。タイムリミットは来年9月27日です。来年、gelecek yıl demek değil mi? Süre sınırı gelecek yıl 27 Eylül. 151. kanjimiz yemek anlamında. Taberu, yemek yemek. Çince okunuşu, şoku. Toplam 9 hareketle çiziyoruz. 1, 2, yukarıda bir çatı yaptık. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'da bitiriyoruz. Lütfen siz deneyin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Taberu. Taberu yemek demek. Tabii ki beru kısmı hiragana yazılacak. Tabemono yiyecek demek. Tabemono. Mono'yu daha önce görmüşüz 51. kanji. Şey demekti değil mi? Yani yiyilen şey eşittir yiyecek. Tabemono. Çince okunuşu şokuydu. Shokuji. Shokuji shimasu. Shokuji suru. Yemek yemek demek. Arkadaşımla dışarıda yemek yiyeceğim. O zaman shokuji suru ifadesini kullanıyorum. Yushoku. Yu akşam demek. Yushoku akşam yemeği. Yu kısmını henüz öğrenmedik. İleride göreceğiz ama şimdilik gözünüzün önüne koymak istedim.
Yuhuşaku. Akşam yemeği. Birkaç fragman var, hemen dinliyoruz. Nani taberu? Basit bir kullanım çünkü çocuklar karşı kullanıyor değil mi? Çocukları soruyor. Nani taberu? Nani taberu? Ne yersin? Bakın nani o tabemasu ka demedi. Çocuğa karşı kibar ya da bir formal bir yapı kullanmasına gerek yok. Nani taberu? Ne yersin? Tabemonu ga nai. Yazılı olarak da çıkıyor aynı zamanda. Tabemonu ga nai. Bakın. Tabemonu ga nai. Yiyecek yok. Yazılı çıktı. İsterseniz birlikte bakalım. Jinsei, hayat demek. Jinsei no saigo no shokuji wa. Bakın shokuji burada geldi. Hayatınızdaki son yemeği shokuji. Dare to tomo ni, kiminle birlikte shitai desu ka, yapmak istersin. Kiminle birlikte yemek istersin. Jinsei no saigo no shokuji wa dare to tomo ni shitai desu ka. Hayatınızdaki, ömrünüzdeki son yemeği kiminle beraber yemek istersiniz? Bir sonraki kanji yine eylem. İçmek demek. Nomu. Çince karşılığı in. Toplam 12 hareketle çiziyoruz. Hemen bakın yukarıdan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Buraya kadar sanki tabemasa da biraz benziyor değil mi? Taberu'ya. 8. Sağa geçtim. 9. Yukarıdan aşağı. 10. 11 ve 12 ile bitiriyorum. Siz deneyin. Toplam 12 hareket. Nomu. Çince okunuşu. İn. Nomu. İçmek demek. Nomimono. İçilen şey eşittir. İçecek. Nomimono. Nomimono wa nani ga ii desu ka? İçecekten ne istersiniz? Ne içmek istersiniz? İn şu. Şu kısmı aslında sake, alkol, içki demek. İn şu dediğimde alkol içme. Sağdaki sake'yi ileride göreceğiz. İn şu. Hatta mesela unten, araba kullanma, sürüş, sürme demek. İn şu unten dediğimde içkili araba kullanma demiş oldum. İn şu. İçki, alkol içme. Dinleyelim. Kimi no misoshiru ga nomitakatta no ni. Tamam. Bu fragmanın başında bir evlilik olayı var. Gelin zor durumda kalınca damadı bırakıp kaçıyor. Sonra damadın arkadan söylediği cümleyi duyuyoruz. Kimi no misoshiru ga nomitakatta no ni. Kimi no misoshiru ga nomitakatta no ni. Bakın nomitakatta, nomu içmekti. Senin miso çorbanı içmek istemiştim oysa. Yani senin bana yapacağın miso çorbanı. Devam. Kohi. İma tonatte wa misekake no yorokobi shika kurenai. Nigai nomimono. Bu fragmanın başında da kohi dozo, kahve, kahve alır mısın diye bir cümle vardı. Bunun üzerine kadının söylediklerini bir kez daha dinliyoruz. Kohi. İma tonatte wa misekake no yorokobi shika kurenai. Nigai nomimono. Biraz zor bir cümle. Kohi. İma tonatte wa misekake no yorokobi shika kurenai. Nigai nomimono. Bakın en sonunda nomimono, içecek dediğini buradan anlıyorum. Biraz zor bir cümle. Kahve mi? Artık sadece sahte mutluluk veren. Misekake no yorokobi. Sahte mutluluk veren. Shika. Sadece bunu veren nigai no mimono. Acı bir içecek. Bir sonraki kanjimiz 153. kanji bakmak, görmek anlamına geliyor. Miru. Çince okunuşu ken. Basit bir yazılımı var. 7 hareketle çiziyoruz. 1 2
3, 4, 5 üst kısım bitti. 6 ve 7 de alt kısmı da bitiriyoruz. Deneyin lütfen. Şimdi miru bakmak, görmek demek ama aslında Japonca konuşunda farklı ifadelerde karşımıza çıkabilir. Mesela mieru, görülmek ya da görebilmek demek. Mieru. Bakın mi kısmı yine kanji ile, eru kısmını hiragana yazacağım. Ya da miseru, göstermek demek. Miseru. Seru kısmı hiragana olacak. Ya da mitsukeru, bulmak demek. Farklı bir eylem. Mitsukeru, bulmak. Yine mi kısmını kanji ile yazıyorsunuz. Çince okunuşu ken demiştim. Mesela ikken, fikir demek. Soldaki i kısmını henüz görmedik, ileride göreceğiz ama şimdilik ben vermek istedim. İken fikir. İken o noberu. Fikrini söylemek. Ken butsu. Bakın sağdaki butsu mono, yani şey demekti. Ken butsu, görülecek şey, görülmesi gereken şey, manzara. Ken butsu. Peki birkaç fragman dinliyoruz. Saikin nagare boshi o yatara miru. Saikin nagare boshi o yatara miru. Saikin nagare boshi o yatara miru. Bakın miru diye bitiriyorsa görmek, bakmak gibi bir şey söyledi. Saikin son zamanlarda demek. Nagare boshi çok güzel bir kelime. Nagare, nagareru akmak demek aslında. Hoshi burada boshi'ye dönüşüyor. Yıldız demek, yani akan bir yıldız. Saikin nagare boshi o yatara miru. Son zamanlarda kayan yıldız görüyorum olur olmaz. Yatara olur olmaz sık sık. Bir sonraki. Ore mien no? Küvetin içinde olan kişi aslında intihar etmiş ölü bir kişi. Yani şu an kız bir ruh görüyor. Dolayısıyla adam da diyor ki Ore mien no? Ore mieru no? Beni görebiliyor musun? Ben sana görünüyor muyum gibi bir anlamı var aslında. Beni görebiliyor musun? Bakın mieru. Mitsuketa. Basit. Mitsuketa. Ne demiştik? Mitsukeru bulmak demekti. Mitsuketa tağlı hali değil mi? Buldum. 154. kanjimiz duymak, duymak anlamına geliyor. Kiku, Çince okunuşu bun. Uzunca bir kanji, toplam 14 hareket. Önce sol taraftaki 1, 2, 3, 4, sonra 5, 6, 7 ve 8. harekette sol tarafı bitiriyoruz. Sonra içine mimi, yani kulak, kulağın kanjisini çizeceğiz. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Uzunca gibi gözüküyor ama aslında kolay bir kanji. Yani önce sol tarafları bitiriyoruz. Ortaya da mimi, yani kulağın kanjisini çizeceğiz. Kiku, duymak. Tamam. Ya da kikoeru, duyulmak, duyabilmek. Kikoeru derken yine ki kısmı tabii ki kanji ile. Koeru kısmı hiragana. Kikoeru, kikoemas. Ne demiştik? Çince okunuşu bundu. Mesela shinbun, gazete demek. Shin'in kanjisini daha önce yapmıştık. 67. kanji. Atarashi, yeni demekti. Çince okunuşu da shin. Bakın yeni duyulan bir şey. Yeni ve duyma yan yana gelince gazete olmuş. Shinbun. Dinleyelim. Çotto dake boku no hanashi o kiite moraemasen ka? Bir daha. ちょっとだけ僕の話を聞いてもらえませんか。ちょっとだけ僕の話を聞いてもらえませんか。ちょっとだけ、sadece biraz。biraz olsun、söyleyeceklerimi dinler misiniz? 聞いてもらえませんか。聞いてもらえます、değil mi? でもらう yapısı。声が聞こえる。Az önce mieru çıkmıştı değil mi? Ore mieru.
Are miyeru no gibi bir şey çıkmıştı. Beni görebiliyor musun? Bu sefer koe ga kikoeru. Koe ses demekti. Ses duyuyorum, duyabiliyorum. Bana ulaşıyor. Kikoeru, kikoemas. Bir sonraki kanji okumak anlamına geliyor. Yomu, Çince okunuşu, doku. Toplam 14 hareket. Önce sol tarafı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sol taraf bitti. Sonra sağ taraf. 8'den itibaren sağ taraf. 9, 10, 11, 12, 13 ve 14'te bitirdik. Yine sol ve sağ diye ikiye bölerseniz çok zor bir kanji değil. Siz yapmayı deneyin. Toplam 14 hareket. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14'te bitirdim. Yomu, okumak. Tamam, bu kısmı hiragana olacak. Çince okunuşu doku demiştik. Dokusho, okuma demek. Sağ taraftaki şo'yu birazdan göreceğiz. Aslında yazmak demek. Yani okumak ve yazmak yan yana gelmiş. Dokusho, okuma. Mesela dokusho gasaki, okumayı sever. Dokusha dediğimde okur. Okur. Okuyan kişi. Yani okur demiş oluyorum. Dokusha. Birkaç fragman var. Dinleyelim. Tegami yondan. Tegami yondan. Tegami yonda. Bakın yomu ta'lı hali yonda. Mektubu okudun mu? Tegami yonda. Bir sonraki kanji az önce söylemiştim. Yazmak anlamına geliyor ve toplam 10 hareketle yazıyoruz. Kaku yazmak demek. Çince okunuşu şo. Hemen deneyelim. 1. İkincisi bakın uzun bir çizgi. 3. Üst taraf bitti. 4. 5. Yukarıdan bir çizgi 6. Ve aşağı iniyorum. 7. 8. 9. 10. Siz deneyin. 10 hareket. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 hareket. Kakku yazmak. Shodo. Do kelimesini henüz öğrenmedik. Michi yani yol demek. Shodo yazma yolu. Kaligrafi yani güzel yazma sanatı. Shodo. Shoten. Ten kısmını yine ileride göreceğiz. Dükkan anlamında, misi anlamında. Shoten. Kitapçı. Kitapçı demek. Kitap satan dükkan. Shoten. Birkaç fragman. Şosetsu o kaku toki ni juyou na koto wa jibun no kanjou ga dore dake tsuyoi ka toyoukoto desu. Bir daha. Şosetsu o kaku toki ni juyou na koto wa jibun no kanjou ga dore dake tsuyoi ka toyoukoto desu. Shōsetsu o kaku toki ni juyou na koto wa jibun no kanjou ga dore dake tsuyoi ka toyoukoto desu. Biraz zor bir cümle. Shōsetsu o kaku toki ni roman yazarken, bakın kaku toki yazarken, roman yazarken önemli olan duygularının ne kadar güçlü olduğudur dedi. Ama fark ettiniz mi? Fragmanın başına sanki bir şeyler yazıyordu. O kısmı birazcık durduracağım. Shōsetsu o kaku. Şurada duralım. Bakın burada. Jibun no jinsei no imi ga shiritakatta yazıyor. Bu kanjilerin bir kısmını zaten görmedik henüz, sıkıntı değil. Jibun no jinsei no imi, kendi hayatının anlamını shiritakatta, bilmek istedi. Bakın shirimasu, shiru, bilmek demek. Bu da bir eylem. Belki hani bu konuda, bu derste de bu kanjiyi belki verebilirdik değil mi? Shiru, bilmek demek. Devam ediyorum. Bir sonraki kanjimiz 157. kanji, satın almak demek. Kaimas, kao. Çincis okunuşu, bai. 12 hareketle çiziyoruz. Önce üst kısım lütfen. 1, 2, 3, 4, 5. Üst kısmı bitirdi. Alta geçelim. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 ile bitiriyorum. Siz deneyin. 12 hareket. Kaimas, kao, satın almak. Kau derken tabii ki u kısmı hiragana olarak çıkacak karşımıza. Kaimono, alışveriş.
kaimonoshimasu, alışveriş yapmak. Peki dinliyoruz. Çotto kaite kure yo. Bir daha. Çotto kaite kure yo. Çotto tabako katte kuru yo. Kayma satın almakta teyli hali katte. Katte kuru yo. Bir sigara alıp geleceğim. Sonraki. Tabako katte ki bunlar. Kadın biraz hızlı konuşuyor, biraz duyması zor. Bir daha gelsin. Tabako katte ki bunlar. Tabako katte kite kurenai. Sigara alıp gelir misin? Bir sigara alır mısın? Ve bugünün son kancisi, 158. kanji yine bir eylemle bitiriyoruz. Oshieru, öğretmek demek. Şimdi okunuşu kyo. Toplam 11 hareket. Önce sol taraf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sol tarafı bitirdik. Sağ tarafa geçiyoruz. 8, 9, 10 uzunca ve 11'de bitirdik. Siz deneyin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oshieru. Oshieru, eru kısmı tabii ki hiragana. Öğretmek. Çince okunuşu kyo demiştik. Mesela kyoshitsu, sınıf demek. Shitsu, oda anlamına geliyor. İlk başına ileride göreceğiz. Şimdilik gözünüzün önüne koymak istedim. Kyoshitsu, öğretilen sınıf. Pardon, öğretilen oda eşittir sınıf. Kyoshitsu. Kyokai, kilise demek. Kai aslında daha önce görmüştük. Buluşmak anlamı, toplanmak anlamı vardı. Öğreti için toplanma, kilise. Kyokai. Mosku, cami demekti değil mi? Kyoiku, eğitim demek. Sağ taraftaki kanji aslında soda, teru, büyütmek demek. İleride göreceğiz. Yani öğreterek büyütüyor, yetiştiriyor. Bu eğitim olmuş. Kyoiku. Mesela Kyoiku Gakubu, eğitim fakültesi. Kyoiku, eğitim demek. Peki dinleyelim. Öğret ağeru rettōkan te yatsu o. Rettōkan, aşağılık duygusu demek. Öğret ağeru rettōkan te yatsu o. Öğret ağeru rettōkan toyu yatsu o. Bakın oshiemasu öğretmek de te ageru, oshiete ageru. Bir iyilik yapıyor değil mi te ageru? Öğreteceğim sana, öğreterek bir iyilik yapacağım sana. Aşağılık kompleksi denilen şeyi. Bir sonraki. Hami no kan no tokuchou oshiete. Bir daha. Hami no kan no tokuchou oshiete. Hami no kan no tokuchou oshiete. Bir de bakın sonda oshiete diye bitiriyor. Hami suçu demek. Kao, yüz. Tokucho, özellik. Hannin no kao no tokucho. Suçlunun yüzünün özellikleri ni oshiete, öğret diyor ama burada öğret diye çevirmemize gerek yok. Suçlunun yüz özelliklerini söylesene diyebiliriz. Tabii ki oshieru'nun ama kelime karşılığı öğretmek. Peki, toplamda 158. kanjiye ulaştık ve bugün 10 yeni kanji görmüştük. Gelin bir toparlayalım neler yaptık. Öncelikle iku, okanau, gitmek, düzenlemek anlamındaydı. Ko ve gyo diye okunuşları vardı. Mesela ryoko, seyahat demek. Gyo, satırdı. Ichigyo, bir satır. Nigyome, ikinci satır. Daha sonra kuru, Çince okunuşu ray, gelmek kanjisini görmüştük. Raimen, gelecek yıl. Raigetsu, gelecek ay. Daha sonra taberu, yemek, yemek yemenin kanjisini gördük. Çince okunuşu shoku. Mesela akşam yemeği vardı değil mi? Yushoku. Ya da shokuji, yemek, shokuji suru, yemek yemek demekti. Görmedik burada belki ama gaishoku, dışarıda yemek yemek. Naishoku, evde yemek yemek. Hemen altta bakın, içimenin kanjisi var.
nomu içmekti. Çince okunuşu in, inshu değil mi? Alkol içmek demekti. 153. kanjide görmek anlamında miru. Çince okunuşu ken, kenbutsu, manzarayı gör mesela. Daha sonra dinlemenin kanjisini görmüştük. Kikku, Çince okunuşu bun. Ne vardı? Shinbun, gazete demekti. Daha sonra okumak, yumunun kanjisini gördük. Okumak, Çince okunuşu doku. Dokusha, okur demekti. Dokusho dediğimde, ki sho kısmı hemen altta yazılıyor bakın. Kakimasla aynıydı. Dokusho, okuma anlamındaydı. Kaku, yazmak. Sho, Çince okunuşu. Dokusho, okumaydı. Ya da shoten, ten mise yani dükkan anlamındaydı. Shoten dediğimde kitapçı manasına geliyordu. Son iki kanjimizde kaimas ve oshiemas. Kau, oshiedo. Kau, satın almak demekti. Çince okunuşu buy. Kaimono, alışveriş. Buy ile ilgili henüz bir örnek görmedik ama biraz üst seviye olduğu için mesela ileride buy buy diye bir kelime göreceğiz. Buradaki buy buy hoşça kal anlamında değil. İlk kısmı urimas, uru yani satmak demek. Yanına işte bakın buradaki kaimas gelecek. İkisi de buy diye okunuyor. Buy buy, alım satım demek. Buy buy. Son kelimemiz oshieru, öğretmek demekti. Çince okunuşu kyo, kyoshitsu, sınıf. Bugün çıkmadı ama kyoshi, öğretmen derken yine bakın kanjimiz burada. Kyokai çıkmıştı. Ne demekti? Kilise. Bir tane daha çıkmıştı ama yine kyo ile ilgili. Hatırlayamadım. Bugün vermediğim bir kelimeyi söyleyeyim. Kyocu, profesör demek. Bakın orada da kyocu derken kyo kısmını işte buradaki oshieru ile yazacağım. Nasıl? Biraz yoğun bir dersi. Eylemler üzerinde sıklıkla durduk ama bence çok önemli kelimeler, çok temel kelimeler. Lütfen bunları es geçmeyin. Şimdi birkaç tane de ödev verdim size. Şu birden dörde kadar olan cümleleri okumaya çalışın. Mavi ile yazdıklarımı bugün gördük. Mesela ikimas değil mi bu? Gitmek demekti. Aşağıdakiler de yine eylemler yani bugün gördüğümüz kanjiler. Diğerlerini ise daha önceki derslerde gördük. Onları da umarım hatırlarsınız. Bu cümlelerin anlamlarını çıkartabilirsiniz. Peki. Bu videoları lütfen beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Japonca çalışmayı ihmal etmeyin. Fark ettiyseniz Japonca biraz disiplin isteyen bir dil. Yani ilerleyebilmeniz için düzenli bir şekilde çalışmanız çok önemli. Umarım sizler de gerekli özeni gösterebiliyorsunuzdur. Peki 17. dersimizin sonuna geldik. Bundan sonra yine tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.